Bugün Washington'daki Ulusal Portre Galerisi'nde Armando Garcia Menocal'in bir tablosunu inceliyoruz. Tablonun adı Campesino y Soldado Español. Campesino y Soldado Español yani köylü ile İspanyol askeri. Menocal Kübalı bir ressam ve aynı zamanda Küba'nın bağımsızlık savaşında yer almış bir asker. Küba bir zamanlar İspanyolların hakimiyeti altındaydı tıpkı yüzlerce yıldır Latin Amerika'nın pek çok bölgesinde olduğu gibi. Tabloda gündelik hayattan bir sahne var. Ufak bir ev, hoş bir ağaç, tavuklar ve kompozisyonun merkezinde Kübalı emekçi ile İspanyol askeri. Savaşın yaşandığı bir döneme ait bu sahne çok sakin görünüyor. Tabii olayın iç yüzünü bilince ortamdaki gerginliği de kavrayabiliyoruz at üstündeki figürün otoritesini fark etmemek imkansız. Sanat tarihinde askerler, Roma imparatorları, krallar ve daha pek çok önemli şahsiyet at üstünde kudret sahibi olarak tasvir edilmiştir. Bu iki adamın etkileşiminde de bir güç dinamiği var. Zaten gündelik hayata, daha doğrusu gündelik sahneye balta vuran, sakinliği bitiren de işte bu. Kübalı köylünün askere ne gibi bilgiler verdiğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, kırsal kesimde yaşayan Kübalılar bağımsızlık ordusuna yardım ediyordu. O zaman akla şu soru geliyor. Buradaki köylü acaba İspanyol askerine kasten yanlış bilgi mi veriyor yoksa yardım mı ediyor? Sanatçı Armando Garcia Menocal dediğim gibi Küba'nın son bağımsızlık savaşına katılmıştı ve ordunun başındaki Maximo Gomez'in yaveriydi. Ayrıca binbaşı rütbesine yükseltilmişti. Savaş bitince San Alejandro Akademisi'nde manzara resimleri dersleri vermeye devam etti. ABD, Küba'nın bağımsızlığını resmen tanıyınca Armando Garcia Menocal kendini Küba ulusunu resmetmeye adadı. Bu tablo da tam Küba'nın bağımsızlığının tanındığı zamana rastlar. Tabi bu tanınma süreci bir ihtar belgesiyle beraber gerçekleşmişti. Bu belgeye plat kanun değişikliği diyorlar. Buna göre Küba hükümeti yeni anayasaya ABD'nin Küba üzerindeki kontrolünü kabul eden maddeler koymak zorundaydı. Buna ABD ordusu için toprak kiralamak da dahildi. Tabi bu da Küba'nın tam bağımsız ve egemen olmaması anlamına geliyordu. Evet, binanın hemen girişinde bileği taşı var. Burada çeşitli bıçaklar ve palalar bileğiliyorlar. Pala Menokalin eserlerinde özellikle Küba bağımsızlık ordusunu tasvir ederken sık sık karşımıza çıkan bir imge. Bu da bize köylünün konumuna dair ek bilgiler verebilir. Belki de bu adam Pasifiko yani barışçı denen gruptandır. Bunlar silahsız kesim ve her zaman olmasa da bazen orduya yardım ediyorlar. Savaş ivme kazanınca Pasifiko kesimi İspanyol ordusu için sorun teşkil etmeye başladı. Ada ikiye bölünmüştü. Doğuda ayaklanmalar başlamıştı. Batıda ise adanın ekonomik merkezi yer alıyordu. Sömürgeci İspanyollar bunu bir tehdit olarak algıladı ve Pasifiko kesiminin orduya yardım etmesini istemedi. Bu sebeple bölgeye General Weyler'i gönderdiler. Weyler, savaşın ateşlen, alevlenmesini daha doğrusu engellemek amacıyla Kübalı çiftçileri ve köylüleri sürekli gözetim altında tutacakları kasabalara gönderdi. Buralarda sıhhi tesisat neredeyse hiç yoktu. Gıda kıtlığı da vardı. Dolayısıyla insanlar hastalanmaya ve ölmeye başladı. Yüzbinlerce insan öldü. Ki bu da ciddi bir insan hakları krizi demekti. Hal böyle olunca herkes İspanyollara düşman oldu. Ayrıca bu durum ABD'nin savaşa girme sebeplerinden biri olarak kabul edildi. Tabloya bakınca askerin hem gücü hem de güçsüzlüğü gözüme çarpıyor. Tavsiye aldığı kişi Pasifiko kesiminden, Kübalı. Bilgiye sahip olan o. Bize göre solunda Kübalı köylü, sağında da bileği taşı var. Burada bileylenen palalar, Küba Bağımsızlık Ordusu'nun kullandığı silahlardan biri. Kısacası İspanyol askeri bu ikisinin arasına sıkışmış kalmış. Tabloyu böyle okuyunca askeri güçlü olarak görmekten ziyade kafası karışmış olarak görüyorum. Belki de aklından şunlar geçiyor. Adama güvensem mi? Acaba gerçekleri mi söylüyor? Yoksa güvenmesem mi? Gerçek kavramı burada çok önemli. Çünkü sanatçı bize nihayetinde o günün gerçeğini sunuyor. Güneş ışıkları, bulutlar, gölgeler ve rüzgar. O anın gerçekleri. Bence sanatçının duvarları çizme biçimi de çok ilginç. Çünkü burada tropik bölgelerde karşımıza çıkan nem ve küf var. Menocal'in özellikle 20. yüzyılın başlarındaki tablolarında yeni Küba Cumhuriyeti'nin ikonografisini görüyoruz. Burada da mekanın ve toplumsal bağlamın tanınması, tespit edilmesi var.